hiçbir ilim belediye başkanına hani saygı sınırlarını da aşan, hakaret sınırlarına varan cümleler kuruyorsunuz. Gene biraz önce söylediğim gibi bir yerden cesaret alıyorsunuz. Tabii doğru değil. Siz işinize gücünüze bakın. Yani bugüne kadar biz örneğin gazetecilik yaparken ben işte 36-37 yıl oldu. Hiçbir zaman iş alemindeki insanların siyasete bu kadar taraftar olarak girdiklerini, siyasetçilerle polemiğe girdiklerini, yani hakarete varan cümleler kurduklarına tanıklık yapmadık. Hani pozisyon alırlardı. Yani bir kısmı rakiplerse iktidardan yana pozisyon alırlardı. Bir kısmı da iktidar adayı olan siyasi partiden yana pozisyon alırlardı. İşte ANAP'ta, DYP'de bunları gördük. Medya da burada kendisi de pozisyon alırdı ama medya bile o dönem pozisyon almalarına rağmen, yani tırnak içinde taraf olmalarına rağmen gazetecilik yaparlardı. Yani Hürriyet gazetesinde gördüğünüz haberi sabahta da görürdünüz. Yani haberden korkan, haberden kaçan, haber nedeniyle iktidarı rahatsız edeceği kaygısıyla hareket eden bir gazetecilik de yoktu. Ama şimdi baktığımız zaman sermaye çevrelerinde, yani bankacılar da dahil olmak üzere söylüyorum, iktidardan yana pozisyon almaları yetmiyor. İktidarın da dile getirmekte zorluk çektikleri cümleleri, ağır cümleleri kullanarak muhalefeti eleştiriyorlar ya da kendilerine getiren eleştirileri bertaraf etmek için bu dili kullanıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Yani bir de yani damat olmanın avantajını kullanarak siz birazcık aşama kaydetmişsiniz. Hem ticari olarak hem sanayi teknolojik olarak. Yani rakiplerinizin tamamını geride bırakmışsınız. Birlikte start aldığınız rakiplerin tamamını. Bence bu bile susmanız için yeterli bir nedendir. Ama buna rağmen siz konuşuyorsanız bunun arkasında başka şeyler aramak lazım. Yani bu hani biz son dönemde de görüyoruz bunu. Eleştirilerden kendinizi muaf tutmak için savunma yerine bir anda saldırı pozisyonu alıyorsunuz. Bu ona da benziyor birazcık. Oysa ki yani yaptığınız işe güveniyorsanız siz siyasette bir pozisyon almanıza, bir tarafta yer almanıza ihtiyaç duymamanız lazım. Yani bu şu en son yaptığı açıklama bile, yani Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak kurduğu cümleler bile sizin aldığınız pozisyonun normal, doğru ve açıklanması gereken bir pozisyon olduğunu ortaya koyuyor. Birazcık da siyasi iktidar, Erdoğan'ın tarzı buna yol açıyor. Böyle beklenti içinde. Yani örneğin son dönemlerde çok dile getiriliyor. İşte merkez medya, merkez gazete, merkez bir haber kanalı olacağız. Merkezi yok bu ülkenin. Merkezi kaçtı. Yani Erdoğan kendi yanında yer alıp kendisi istediği gibi sanayici olmayan, gazeteci olmayan, hukukçu olmayan hiç kimseyi yanında barındırmıyor, direkt karşısına koyuyor. Yani doğruları dile getirseniz, işin normalini yapsanız bile bir anda Erdoğan karşıtı olabiliyorsunuz. Olabiliyorsunuz değil, oluyorsunuz. Net bir cümle kurmak lazım. Şimdi burada da böyle bir tablo karşınızda. Oysa ki Baykar bir uluslararası marka olmak istiyorsa ve iddiasını orada sürdürmek istiyorsa bir üstündeki devlet gölgesinden kurtulması lazım. Yani oradaki işlerin nasıl döndüğünü Ankara'da herkes bilir, yani sizler de biliyorsunuz. Bir bu devlet gölgesinden çıkması lazım. İşte kardeşinin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın damadı olmasının kendisine bir avantaj yarattığına ilişkin somut bir tablo ortaya koymaktan kaçarak böyle bir imaj ortaya çıkmasını bile engellemesi lazım. Ama bunun tam tersini görüyoruz. Nitekim politik faaliyetlerde de görüyoruz kendisini. En önde gidiyor ya da tweetler atıyor. Hani bir orayı da bir siyaset yapma zemini olarak kullanıyorsanız, o zaman size eleştiri geldiği zaman böyle milli menfaatler, yerli milli savunma sanayimiz gibi cümleler kullanamazsınız. Yani bunu kullanma hakkını da kaybedersiniz. Burada ortaya çıkan tablo da bu. Şimdi elbette ki buradaki İHA ve SİHA'lar konusunda bu kutuplaşmaya açıkça söylemek gerekirse iktidarın hoşuna gittiği kanaatindeyim. Özellikle bir önceki seçimde bu milli savunma sanayi mevzusu çokça kullanıldı. İşte gemilerdir, şunlardır, bunlardır. Elbette ki İHA ve SİHA'lardan muzdarip olacak kadar hani ben aklımı yitirmedim. Mehmetçiğin işine yarıyorsa, sınır güvenliğimizde kullanılıyorsa baş üstüne eyvallah. Yani sonuçta bir kişinin bile bir şehit düşmesini engelleyecekse önemli bir yatırımdır. Ama ben şunu söylüyorum hep. Yani
Türk ordusu bayrakların ordusuymuş gibi davranacak noktalara taşımamak lazım konuyu. Yani sonuçta bir teknoloji üretiyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bunu satıyorsunuz. Bizim vergilerimizle satın alınan bir teknolojik ürün bu. Bir F-16 da satın aldık sonuçta. Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'ne de para ödedik bu konuda. Ve ki şimdi yeniden de alabilmek için de bir ton görüşmeler vesaire yapıyoruz. Yani Türk ordusu güçlenecekse güçlenecek. Elbette ki güçlenecek ama hani Türk ordusu bir şirketin ordusu değil herhalde. Yani bu saatten sonra böyle bir değerlendirme yapmamak lazım. En azından buradan çıkartmaları lazım. Siyasetin içerisinde ya olmasınlar ya da bu konuyla ilgili olarak bu kadar ön planda görünmesinler. Ama dediğiniz gibi akrabalık ilişkileri üzerinden farklı bir tartışma ki vakıflar vesairelerde zaten arkasından geliyor. Siz ne dersiniz bu tartışmaya? Yani hakikaten Bayraktar ailesi kıymetli de bir iş yapıyor ama sonucunda siyasete bağlandığı için ben de vergi veriyorum diyen Cumhuriyet Halk Partili bir seçmen, benim de vergimle bu silahlar satın alınıyor diyen bir seçmen, siyasete niye alet ediliyor duygusuna kapılırsa ne olacak? Vallahi ben bu konuda ne diyeyim bilemiyorum. Ben de Bayraktar ailesinin hışmına uğramış bir gazeteciyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Savunma sanayi adeta hani dokunan yanar denir ya. O tarzda bir yer iktidar için. Çünkü işte geçtiğimiz seçimde savunma sanayi üzerinden de bir propaganda yaptılar ki ben savunma sanayide bu Bayraktar olayından ayrı bir şekilde savunma sanayinde bugüne kadar birçok skandalı Türk halkına pazarlanan ama aslında öyle olmadığını gösteren birçok haberi kamuoyuna duyurmuş bir gazeteciyim. Az çok da hakim olduğum bir alan. Bana da bir 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı Bayraktar ailesi. Gerekçe de şuydu, daha doğrusu sebep şuydu. Bayraktar'ın yapmış olduğu İHA ve SİHA'lardan devlet kurumu olan TUSAŞ'ın yaptığı Aksungur ve Anka İHA ve SİHA'larının daha üstün performansta olduğunu, bunu özelliklerini de gösteren bir görseli de yayınlayarak paylaşmam. Ama buna rağmen ne hikmetse işte ihalelerde daha çok Bayraktar'ın ürünlerinin tercih edildiğini söylemiş olmamdan dolayı bana dava açtılar. Ki benim paylaşımlarımda hiçbir şekilde de bir yalan yok. İhalelerde daha çok tercih edildiği doğru, resmi kayıtlar var. Özelliklerin durumu da kıyaslaması da doğru. Neymiş? İşte ben Sayın Erdoğan ile Bayraktar ailesinin akrabalık bağına atıfta bulunmuşum. Bundan dolayı böyle oluyor demişim. Halbuki Erdoğan'ın E'si geçmiyor benim paylaşımımda. Neyse beraat ettik. Geçmiş. Ama benim anladığım kadarıyla çok garip bir şekilde yani siyaset üstü konumlanmak istiyor. Siyaset üstü görülmek istiyor Bayraktar ailesi bu İHA ve SİHA'lar üzerinden. Ama bir taraftan da hem Sedat Bey'in işaret ettiği gibi hem sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi siyasete de zaman zaman giriyorlar. Hatta